Fikri Sağlar, 13 Nisan 2023, bir gün. Az kaldı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın sadece Ankara için değil, Türkiye için bir şans olduğunu söylemek isterim. Bir kent nasıl yaşamdan uzaklaştırılır? Çağdaş bir kent nasıl planlanır? Kentin ruhu ve değerleri nasıl korunur? Hemşeri o kente yaşama sevincini nasıl kazanır? Tüm bu soruların cevabını meslek aşkı yüksek ve erdemli bir aydın olan Tezcan Karakuşcan'dan samimiyetle veriyor. Vermekle kalmıyor, eylemleriyle de kamuya mal ediyor. Rantı kaybedenler ve bazı sözde yetkililer dışında duyarlı her aydın Candan'ın bu mücadelesini içtenlikle destekliyor. Candan Ankara'yı FETÖ ve yandaşlarına parsel parsel satan ve her türlü usulsüz işleri yapan iyi Melih Gökçe'nin sıkı takipçisiydi. Togo kulelerinden YDA yapılarına, İncek çay yolundaki çevreyi yok eden çok katlı yığınlardan Beştepe'deki kaçak saraya varıncaya kadar rant uğruna yapılan kent katliamlarına dur demişti. Bilindiği gibi İmelih'in başkanlığı döneminde Ankara, Türkiye'nin en modern ve en yeşil kenti olmaktan çıkarıldı, yeni açılan bölgelerdeki imar oyunlarıyla beton yığını haline getirildi. Öyle ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, imar yolsuzluklarıyla müthiş rantlar elde edildiğini kamuya duyurduğunda herkesin e Melih'e duyduğu büyük tepki medya gündemini alabildiğince meşgul etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın savcılığa intikal ettirdiği dosyalar hala yargıda ve AKP iktidarının koruması altında bekliyor. Umudum o ki 14 Mayıs sonrası yargı bu şekilde taraflı ve bağımlı olmayacağından birçok açık sırrın üstündeki perde kalkacak, temiz bir dönem başlayacaktır. Yargıdaki tüm dosyaların gereği özenle yerine getirilecektir. Zira insanı, çevreyi ve kent yaşamını yok eden beton çöplüğü Ankara'nın her yanında ve her an karşımızda. E İyi kimliğini yok ettiği ve artık gökyüzünü göremediğimiz Ankara, bundan böyle kirli ellere bırakılmamalıdır. Hatırlayacaksınız Tezcan Karakuşcan'dan AKP'nin inşa ettiği sarayın Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmasına karşı çıkmıştı. Bu dönemde Ankara 11. İdare Mahkemesi 2 Şubat 2014'te Atatürk Orman Çiftliği'nin sit alanı olduğuna hükmedip inşaatın durdurulması için karar almış ancak dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan güçleri yetiyorsa yıksınlar diyerek karara meydan okumuştu. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Candan'sa bu yasa dışı saray inşaatı için 33 kez yargıya başvurmuştu. Sonunda AKP iktidarı yasalara ve siyasi ahlaka uymayan bir zorlamayla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Koruma Kurulu'nun 271 sayılı ilke kararını değiştirterek koruma amaçlı imar planları olmadan tarihi sit alanlarında kamu binaları yapılabilir kararını çıkartmıştı. Yani bugün Türkiye imar ruhsatı olmayan kaçak bir saraydan yönetiliyor. AKP gider ayak yandaşlarına yeni rant kapısı açmaya devam ediyor. Bilindiği gibi AKP iktidarı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki çimento fabrikasını özelleştirip Limak'a satmıştı. Bu çimento fabrikası Atatürk'ün talimatıyla Ankara'nın imarı için Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulmuştu. Limak, Türkiye'nin ilk endüstri mirası olan bu fabrikanın arazisinde konumuna aykırı olarak AVM ve rezidans binaları yapmak üzere imar değişikliği başvurusunda bulunmuştu. Bu başvuru Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun bulunmadı. Bu kez Limak talebini Çevre Şehircilik Bakanlığına götürdü ve imar planı değişikliğini yaptırdı. Yani bakanlık Atatürk Orman Çiftliği arazisini talana açtı. Böylece AKP'nin cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmasının bir örneği daha yaşandı. Mimarlar Odası ve Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşıdı ve Ankara 7. İdare Mahkemesi söz konusu planların Atatürk Orman Çiftliği'nin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağını, alanda konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini vurgulayarak planı iptal etti. Böylece AKP'nin değerlerle oynadığı bir oyun daha bozuldu. Yalnızca başkent Ankara'yı değil, Türkiye'nin çağdaşlığını, laik demokratik sosyal hukuk devletini, emekçileri, hak, özgürlük ve barış isteyenleri yok sayan, ekonomiyi çökerten, yurttaşı aç ve işsiz bırakan AKP gitmelidir. Çok değil, 30 gün kaldı. Talanı, yalanı durdurmaya, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya az kaldı. Fikri Sağlar